Öğretmenler tekrarımızda ikinci konumuz şimdi kültür başlığı olacak ve burada sizlerle kültürel yayılma süreçlerinden bahsedeceğiz. Kültür biliyoruz ki insanlığın ürettiği maddi manevi her şeyde. Biz bunlara kültür diyorduk ve eğitimin içinde de yoğun yeri oluyordu. Ürettiğimiz her şey kültürü olduğu için zira bu derslerdeki bilgiler de insanlık tarafından üretilmişti. Şimdi burada kültürel yayılmada ana başlıkta 3 tane tarz görürüz. Bir kültürleme vardır bir kültürleşme vardır. Bir de kültürlenme vardır. Sıra sıra gidelim. Kültürleme. Bireye tek taraflı bir kültür aktarımı olduğunda yapılan işin adı kültürlemedir. Mesela ben size geldim dedim ki ben Eskişehirliyim. Bizim şehrimizin çi böreği ve lüle taşı meşhurdur dedim. Bu aktarımı yaptım. Bu artık bir kültürlemedir. Kültürleme bireye kültür aktarmak ona bir şey öğretmektir. Yani şu an ben sana bir şey öğretiyorsam yaptığım iş kültürleme ve kültürlemenin 3 tane türüyle karşılaşabiliriz. Kasıtlı, gelişi güzel ve zoraki. İsimlerinden çıkartabileceğinizi düşünüyorum. İlki kasıtlı. Kasıtlı kültürleme kültürün planlı şekilde aktarılmasıdır. Peki kültürü planlı aktaranlar kimlerdir? Tabii ki de öğretmenlerdir. Öğretmenlerin derslerde öğrencilere bir şeyler öğretmesi bir kasıtlı kültürlemedir. O zaman ben kasıtlı kültürlemeyi eğitimin hangi türüyle ilişkilendireceğim? formal eğitimle ilişkilendireceğim. Gelişi güzel kültürleme ise kültürün plansız aktarımıdır. İşte annenden, babandan bir şey öğrenmen, etrafındaki insanlardan rastlantısal olarak bir şey öğrenmen hepsi gelişi güzel kültürlemedir. O zaman eğitimin hangi türüyle ilişkilendireceğiz? informal eğitimle ilişkilendireceğiz. Bir de zoraki var. Zoraki de ise değerli öğretmenlerim kişiye kültür onun genellikle rızası olmadan hatta bazen farkına bile varmadan zorla öğretilmesidir. Zorla öğretiyorsunuz kültürü. Peki hocam bu nasıl olacak? Yani su değil ki bu zorla içirelim. Kişi farkına varmıyorsa bir şeyi öğrendiğini ya da aldığını o kişi onu zorla alıyordur değerli öğretmen. Çünkü rızasız alıyordur. Mesela sübliminal mesajlar. Filmlerde dolu dünya var. İzlerken fark etmiyorsunuz bile bilinçaltınıza yerleşiyor. Şimdi siz bunu isteyerek mi alıyorsunuz? Rızayla mı? Hayır. O zaman zorla aktarılıyor. Ya da algı yönetimi. Bakın bazı markalara yönelik bir algı vardır. Bu algı nasıl oluşturulmuştur? Çeşitli reklam kampanyalarıyla veya reklam hileleriyle. E siz bu algıyı isteyerek mi alıyorsunuz? Hayır. Size yerleşiyor. Ya da propaganda. Yakın zamanda seçimler geçti. Bangır bangır seçim arabaları geçiyor ve sizin orada parti sloganlarını ezberlediğinizi görüyoruz. Niye siz bunu isteyerek mi aldınız? Hayır. Gibi pek çok örnek verilebilir zoraki kültürleme kültürlemeye de. Kültürleme bireye tek taraflı kültür aktarımıdır. Planlı olursa kasıtlı, plansız olursa gelişi güzel, zorlu olursa zoraki kültürleme. Geldim şimdi buraya. Kültürleşme. Bak burada bir şey iki var. Geldi eylemin sonundaki sessize göre, e, sessize göre eş, aş, uş, üç diye eklenebiliyor. Ne ki bu? İşleşlik. Yani bir işin karşılıklı yapılması manasını katıyor. Aker Kartal'a buradan selam olsun. Türkçe bilgim hakkında da yorum yaptırmam. Gelsin sahnede kapışalım. Kültürleşmede olay ne? Eğer iki ve daha fazla kültür etkileşime girer ve birbirlerine karşılıklı kültür aktarımında bulunurlarsa bunun adı kültürleşmedir. Mesela ben sana kendi memleketimin özelliklerini öğrettim. Sen de bana kendi memleketinin özelliklerini öğrettin. Bu karşılıklı aktarım artık kültürleşme gerçekleştiğini bize kanıtlıyor. İki ve daha fazla kültür karşılıklı aktarım olacak. Dolayısıyla etkileşime giren her kültürde bir değişim olacak. Çünkü ikisi de bir şeyler öğrenecek. Geldim sonuncuya kültürlenme. Burada bir ne harfi var? İngilizce New'den gelir. New yeni demektir. Burada da Celal Hoca'ya selam olsun. 11 dil bilen ünlü tarihçimiz İngilizcesiyle övünür. Onunla da bu kulvarda kapışabiliriz. Kültürlenme New yeni. Peki nasıl bir yapı? Kültürel etkileşim sonucunda yeni ve özgün bir kültür doğarsa, bir sentez oluşursa bu kültürlenmedir değerli öğretmenlerim. İşte Türk iş pizza diye yiyorsunuz. Pizza İtalyan kültürü. içindeki malzemeler ve pişiriliş usulü bizim kültürümüz. Sentezlemişler yeni bir pizza tarzı olarak ortaya sunmuşlar. Ya da bazen böyle defilelerde filan da de görebilirsiniz. Kıyafet tarzları vardır. Altta şal var üstte takım elbise ceketi. Normalde şal var daha çok Asya kültürü. Ortadoğu kültürü. İşte takım elbise ise Fırak Batı kültürü. Sentezlemişler yeni bir tarza dönüştürmüşler. Kültürel etkileşim olacak ve ortaya yepyeni özgün bir kültürün çıkması sağlanacak. Tek taraflı aktarım kültürleme, karşılıklı aktarım kültürleşme, etkileşim sonucunda yeni bir kültürün sentezinin doğması kültürlenme. Bir de burada birkaç kavram göreceğiz sizlerle beraber. Kültürel şok, kültürel emperyalizm ve kültürel asimilasyon. Kültürel şok. İlk bununla başlayalım. Ne zaman şok geçiririz? Tabii bunun pek çok sebebi olabilir de. Genellikle beklenmedik şeylerle karşılaştığımızda ne yaparız? Şok geçiririz. Bu bizi şok eder. Yani yadırgarız. Kültürel şok da kişinin kendi kültüründen farklı bir kültürle karşılaştığında bunu yadırgaması ve buna adapte olmakta zorlanmasıdır. İşte farklı bir ile taşındığınızda, farklı bir bölgeye taşındığınızda ya da yurt dışına gittiğinizde siz bu şokları yaşayabilirsiniz. Türkiye içinde bile olabiliyor değerli öğretmenler. Şöyle bir örnek vereyim. Ee, bazı yerlere gittiğimizde işte Kızan, Trakya tarafında Kızan tabiri kullanılır. Nedir bunlar? Genç erkeklere aslında biraz yaşlıların hitap şeklidir. Şimdi ben Çanakkale'den ilk derse gittiğimde Edirne tarafına İndim şehre, şehrin içinde gezerken gelen geçen, kızan diyor. Cık. Şimdi yadırgıyorsun. Niye? Çünkü iç Anadolu insanısın. Kızan, bizde çiftleşme vakti gelmiş köpek demektir. Şimdi düşsen yolda gelip giderken gelen geçen sana kızan diyor. İlk başta yadırgayabilirsin. Adapte olmakta zorlanabilirsin. Bu bir problemdir. Bu bir sorundur. Senin için adaptasyon sorundur. Yurt dışına gittiğinde de böyle olur. Bir dönem haberlere konu olmuştu. Bilmem ne kadar doğru. Ee, i̇şte Rus bloğunun üst taraflarına doğru bir yerleşkede hem cinsler dudak dudağa selamlaşıyormuş. Haydi bakalım. Şimdi düşünsene o yöreden evlendin. Paskalya'da kaynağının elini öpmeye gidiyorsun. Yolla bir iniyorsun havalimanından gelen geçen yapışıyor sana. Mesela bayramla ben orada karşılaştık. Geldim bayram vay kanka ne yapıyorsun dedim tık, diye dudaklara yapıştım. Şimdi nasıl olacak bu? Adaptasyon sorunu yaşanır değil mi? Yani garip bir kültür bize göre farklı bir kültür daha doğrusu. İşte bu kültürel şok etkisi yaratıyor. Şehirden köye göçenler, köyden şehre göçenler farklı bir kültüre giren kişiler bu adaptasyon sorunu yaşıyorsa bu bir kültürel şoktur. Kültürel emperyalizm aklınız hemen Amerika gelebilir burada. Bir devletin ya da bir ülkenin başka bir devlet ya da ülkeye baskı ve zorlamayla kendi kültürünü yerleştirmesine kültürel emperyalizm diyoruz. Burada pek çok durum olabilir bu baskı zorlamadan kasıt. Savaş olabilir, fetih olabilir, ekonomik yaptırımlar olabilir. İşte Amerika'nın Afganistan'da bir kültür yerleştirmeye çalışması gibi düşünebiliriz. Bir de en son değerli öğretmenlerim kültürel asimilasyon. Asimile olmak Burada kişinin kendi kültür özelliklerini tamamen terk edip başka bir kültürün özelliklerini tamamen almasıdır. Özbenliğini yitirmesidir yani. İşte tarihte de pek çok örnek veriyordur Celal hocanız. Bir Bulgar türü galiba tamamen kaybediyor kültürel özelliklerini o bölgenin kültürünü kazanıyor. Bu bir kültürel asimilasyon. Ya da bir çocuk düşünelim bizim ülkemizden bir ailenin çocuğu olsun yurt dışında doğmuş ve orada büyümüş olsun. Tamamen kendi kültürünü terk etmiş ve tamamen oranın kültürünü benimsemiş olsun. Kültürel asimilasyon ifadesini kullanırız onun içinde. Değerli öğretmenlerim, kültür aktarım süreçlerini bu şekilde ele aldık. Buradaki genellikle soru kalıbı nedir? Size bir paragrafta örnek durum verecektir. Bu durum hangisine örnektir diye soracaktır. En meşhur sorularından biri muhakkak karşılaşmışsınızdır. İtalyan bir kadın Türk erkekle evlendi. İşte o ona çeşitli dans figürlerini, pizza yapmayı öğretti. O da ondan büyüklere saygıyı, el öpme gibi davranışları öğrendi. E karşılıklı aktarım varsa neydi bu? Kültürleşmedir diyoruz. Soru kalıbınız genellikle bu olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.